Efendim merhabalar. Tarihler 9 Ekim Çarşambayı saatler 12.30'u gösteriyor. Gelişmelerle gün ortasında karşınızdayız. Gündemin yine ilk sırasında Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon var. Ayrıntıları şimdi konuşalım, değerlendirelim. Ankara'ya dönüyoruz. Ulusal Kanal Ankara temsilcisi Eray Çölebi Ankara'da bizi bekliyor. Eray merhaba. Operasyon artık an meselesi bekliyoruz. Ama bir yandan dış haber ajanslarından gelen bilgiler var. Türk ordusunun sınırdan Suriye'ye girdiğine dair. Bununla birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bugün açıklaması vardı. E, harekatla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Sevkiyatlar sürüyor diye. Sen Ankara'da askeri yetkililerle de görüştün. Nedir operasyonda son durum? Evet Erkan senin de söylediğin gibi gerçekten harekatın başlamasının an meselesini An meselesi olduğunu tabii ki söylemek doğru bir tespit olur. Ama onun öncesinde aslında dün geceden bu yana hareketliliği biraz aktarmak gerekiyor. Çünkü önemli bir hareketlilik var. Tabii dün... Ee, ösocular, Hamza tümeni ve Milli Ordu unsurlarından oluşan gruplar e, Suriye'den Türkiye sınırına giriş yaptılar ve 150 araçlık bir konvoyla Akçakale sınır kapısına doğru hareket ettiler ve e, aynı zamanda ösocular dışında e, komando sevkiyatı ve onun dışında zırhlı birliklerin sevkiyatı yine e, sınır hattına doğru e, devam etti ve tabii e, kamuoyunda özellikle Türk kamuoyunda şöyle bir beklenti oluştu. Acaba sabah bir operasyon başlayacak mı diye biz de dün geceden bu yana aslında o hareketliliği takip ettik. Evet. Tabii buna paralel aynı zamanda iş makine makinaları da sevk edildi. Tabii e, özellikle e, iş makinalarının bölgeye girmesi blokların da kaldırılacağı şeklinde e, yorumlandı ve sabah saatlerinde yabancı ajanslara bir bilgi Düşmüş oldu. E, tabii Türk e, kaynakların aktardığı bilgiler açısından yabancı ajanslar bu haberleri servis ediyorlar. Onu söylemek lazım ve e, tabii haberde e, geçen ifadeler Türkiye'nin e, Türk ordusunun e, Fırat'ın doğusuna, Suriye'nin kuzey doğusuna iki ya da üç noktadan giriş yaptığı şeklindeydi. Tabii bu Milli Savunma Bakanı e, Hulusi Akar'a bu soru soruldu ve Akar e, harekat. Ee, şu anda hazırlıklarımız devam ediyor, intikallerimiz sürüyor şeklinde bir bilgi verdi. Harekatın doğrudan başladığını teyit etmedi evet. ki biz de e, gelen kurmay kaynaklarıyla konuştuğumuzda gelen kurmay kaynakları da bu net bilgiyi bize iletmiş oldular. Hayır harekat başlamadı, şu anda hazırlıklar devam ediyor dediler. Peki... Ee, bu sabahtan bu yana yabancı ajansların bu bilgi neden geçiyorlar? Tabii ki Türk yetkililerden aldığı bilgilere aktarıyorlar ama yine e, Reuters kaynaklı, tabi Bloomberg kaynaklı bir haberdi bu. E, Türkiye'nin, e, Suriye'nin kuzey doğusuna girdiğine dönük e, bilgi ama e, Reuters'te beton blokların beton e, duvarların kaldırıldığına dönük yine bazı haberler geçmeye başladı evet. ve tabii bizim sağ kaynaklarıyla özellikle görüştüğümüzde tabii ki bunu e, gelen kurmaydan e, teyit edemedik ama şunu e, belirti, belirtiyorlar e, bazı e, bölgelerden ...ve Tel Abyad ve Resulayn özellikle bu noktada dikkat çekiyor. Küçük bir askeri grubun o bölgeye girdiği ve orada bazı gözlemlerde bulunduğu belirtiliyor. Yani bunu aslında ön hazırlık aşaması olduğunu belirtiyorlar. Yani bunu söylememiz yanlış olmaz. Şu anda bir ön hazırlık aşaması var Erkan. Harekat başlamadı, evet doğru. Akar'ın ifade ettiği ve genel kurmay kaynaklarının bize verdiği bilgiye göre bunu söyleyebiliriz ama ön hazırlık aşamasında olduğumuzu da söylememiz e, bu kapsamda e, yanlış olmaz. E, tabii e, şu anda harekatın zaten yapılacağı noktada Telabiyatta Resulayn arası yani Akçakale sınır kapımıza e, Ceylan Pınar sınır kapımız arasında kalan bölge o 110 kilometrelik bölge zaten ilk aşamada operasyonun yapılacağı nokta. E, dolayısıyla zaten sınır sevkiyatlarının sürdüğü bölgeler de orası. Özellikle Ceylan Pınar'a ve Akçakale sınır kapısının olduğu bölgelere o sınır hatlarına yoğun bir şekilde sevkiyat yapılıyor. Dolayısıyla küçük bir askeri grubun o bölgelere gidip gözlemler yapması e, bu bunu söyleyebiliriz. Bu yanlış olmayabilir. Bu kapsamda ön hazırlıkların yapıldığını aslında biz şu anda anlıyoruz. Sağ kaynakları da buna dikkat çekiyorlar ve özellikle sağ kaynakların tabii verdiği bilgiler bu şekilde ama şunu da söylüyorlar. Biz daha önceki harekatlarımızdan yani Fırat Kalkanı harekatı, yine Afrin'e yaptığımız Zeytin Dalı harekatında hep şöyle bir matematikle karşı karşıya kaldık. önce. Ee, Türk savaş uçakları, savaş jetlerimiz e, bir atışla bu operasyon sürecini başlatıyorlar. Sonra evet. topçu birliklerimiz, obüs toplarıyla terör unsurlarını vuruyorlar ve hemen ardından da e, Erkan, Kara birliklerimiz devreye giriyor. Hep böyle bir matematik var. Dolayısıyla sağ kaynakları yine bu matematiğe dikkat çekiyorlar. Yani e, önce Türk savaş jetlerimiz tarafından terör unsurlarının vurulması, sonra da yine e, OBIS toplarında dahil olduğu topçu birliklerimizin e, Fırat'ın doğusundaki hedefleri e, doğrudan e, etkisiz hale getirmesi, en sonunda kara birliklerimizin girmesi. Tabii şu anda... Ee, kara birliklerimiz de bölgede son olarak iki gün önce özel kuvvetlerimiz de geldi. En önde aslında süreci başlatacak olan birliklerimiz. Evet. Dolayısıyla şu anda evet hazırlıklar tamamlandı. Ön hazırlık aşaması da tamamlanıyor. Dolayısıyla harekatın her an başlayabileceğini de bu noktadan sonra söylememiz de mümkün ayrıca Erkan. Peki. Eray teşekkür ediyorum. Yine yeni bir açıklama olduğunda gözümüz kulağımız bir kez sende olacak. Sana yine döneceğiz. Eray Çelebi, Ulusal Kanal Ankara temsilcisi. Operasyonla ilgili son gelişmeleri aldık. Kendisinden yine bültenimiz içerisinde sınırın sıfır noktasına da